Herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Öymen. ABD E2 yatırımcı vizesi için onay aldığımızda Amerika'da kurduğumuz şirkette en az kaç kişi çalıştırma zorunluluğumuz vardır diyor bu takipçimiz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer kişi yatırımcı olarak Amerika'da şirket kurup yatırımını yapıp ve onun üzerinden de yatırımcı vizesini aldıysa artık Amerika'daki şirketini yönetebilir, şirketini yönetirken Amerika'da kalabilir, yaşayabilir ve şirketinden de gelir elde etme durumuna sahip olabilecektir. Dolayısıyla bu E2 vizesi devam ederken yani ana yatırımcının, asıl yatırımcının biliyorsunuz görevi şirketi yönetmekle ilgili olacağı için şirketteki başka çalışanların yapacağı alt işleri yapmaması gerekmektedir. Dolayısıyla altında çalışanların olması gerekecek ki onun yönetim yapma durumunu, yöneticilik vasfını devam ettirebilmesi için. Bu açıdan baktığımızda şirkette en az ne kadar çalışacak diye bir ya da kaç kişi çalışmak zorundadır diye bir şart söz konusu değil. Ama yatırımcı yönetici vasfından çıkmaması gerekmektedir. Dolayısıyla ile yapacağı ve işleri ilerleyeceği ihtiyacı olan en az istihdama ihtiyaç duyması gerekecektir. E bunu özellikle bir amacım bazen yatırımcılar şunu diyebiliyor. Bir tek ben varım. Başka çalışan olmazsa olur mu? Bu mümkün değil. Sizin dışınızda alt çalışanlarınız olması gerekecektir. Bunun adet sayısı değişken olabilir. Belki 2 3 civarındaki kişi sayısı yeterli olabilir ama tabii ki sizin işinizin ihtiyaç duyduğu şekilde kişi sayısı artabilirdi, azalabilirdi ama en azından birkaç kişinin istihdam ediliyor olması sizin için önemli olacaktır. Özellikle daha sonra sizin E2 yatırımcı statünüzü uzatma ya da Amerikan konsolosluğundan yeni bir vize alma durumunda sizin istihdam edip etmeme durumunuza bakacaklardır ve ona göre uzatma ya da tekrar vize alma durumu gündeme gelecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Müzik